X organik bileşiğinin N molünü yeterince O2 ile yakmış. 3N mol CO2 ve 4N mol H2 oluşturmuşuz. Bu X bileşiğinin formülü hangileri olabilir diye sormuşuz. Şunu yapacağız. Tepkime denklemini bir oluşturalım. X ile O2 reaksiyona girmiş ve sonuçta soruda verdiği gibi karbondioksit ve H2 oluşmuş. Tepkime katsayılarına ulaşmamız lazım. Peki bu bileşiğin N molü reaksiyona girmiş yeterince O2 ile, yani demek ki tamamen yanmış. O halde bundan N mol kullanmışız diyebiliriz. Yine aynı şekilde 3N mol CO2 oluşmuş. 4N mol de H2 oluşmuş. Şimdi bunları katsayı olarak yukarıya taşıyabiliriz. Yani harcanan ve oluşan maddeler net bilgi verir bize. Bu N olduğuna göre bunu 1 olarak taşısak. Bu 3N olduğuna göre katsayı olarak 3 olarak taşıyabiliriz. 4N ise buraya 4 olarak taşıyabiliriz. Şimdi bileşiğin katsayıları hakkında fikir sahibiz. Ama oksijenle ilgili bir bilgimiz yok. Peki, buradan ne bulabilirim? Bir kere 3 tane karbon olması lazım. O karbon X'in yapısında olacak. Oksijenin yapısında olmadığına göre demek ki X'in yapısında C3 olmalı. Yani 1 çarpı 3'ten 3 karbon. Katsayısı 1'di zaten. Yapısına bakınca 8 tane hidrojen olmalı. O halde burada H8 olmalı. Peki hocam, yapısında oksijen var mı yok mu? Bilmiyorum. Yani oksijen olabilir de olmayabilir de. Çünkü biz şunu bilebiliyoruz. Yani 3 çarpı 2, 6 oksijen burada olduğunu, 4 çarpı 1'den de 4 oksijen burada olduğunu, ürünlerde toplam 10 tane oksijen olduğunu biliyoruz. Ama şuradaki katsayı bizim için soru işareti olduğu için, eğer burası 5 ise 10 oksijen var. Yani demek ki X'in yapısında hiç oksijen yok, atom sayısı korunacağı için. Ama orası 4 ise 8 oksijen. Demek ki X'in yapısında da 2 tane oksijen bulunmak zorunda kalacak. O halde oksijen olabilir de olmayabilir de. Yani burası soru işareti bizim için. Peki X bileşiğinin formülleri hangileri olabilir? Yani C3H8 olabilir. Sağlıyor. Peki C3H7, bir hidrojen de burada var. Aslında bu bileşik C3H8O. Peki onu da yaksak yine 3CO2 4H2O çıkar mı? Evet, çıkar. Çünkü 3 karbondan 3CO2, 8 hidrojenden ise 4H2O açığa çıkacak. Dolayısıyla bu da olabilir. İçindeki oksijen bilinmez bir durum. Olabilir. Peki C3H6 olabilir mi? Olmaz. Çünkü biz 8 tane hidrojen olduğundan eminiz. O halde doğru cevap olabilir olanlar 1 ve 2, yani C seçeneği olacak. Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleştirilen tepkiminin mol sayısı zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruluyor. Önce tepkime denklemini oluşturarak işe başlayalım. Bir kere X ve oksijen harcanan maddeler. Miktarlar azalıyor. Yani girenlerde ifade edeceğiz. X'e bakıyorum, 0,3 mol varken hiç kalmamış. Demek ki X'in tamamını harcamışım. Yani şuraya yazabilirim. 0,3X yazabilirim. Artı oksijene bakıyorum. 1 varken 0,1 kalmış. Yani 1'den 0,1'e 0,9 harcamışım. 0,9 O2. Peki aynı şekilde CO2 ve H2O'yu bulalım. Onlar oluşan maddeler. 0'dan 0,6'ya kadar oluşmuş. Yani 0,6 mol karbondioksit oluşmuş. Aynı şekilde 0,9 mol de H2O oluşmuş. Onu da not olarak yazdım. Şimdi bu katsayıları tam sayılara çevirelim. Yani bileşiğin en azından X'in formülünü bulabilmek için. Bunların tamamı 0,3 ile sadeleşir. Yani o zaman burası 1 olur. 0,3'e bölersem burası 3 olur. 0,3'e bölersem burası 2 olur. 0,3'e bölersem burası 3 olur. Artık katsayıları biliyoruz. Peki bu katsayıları kullanarak bilmediğimiz X'in formülünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bize sorulmuş mu? Sorulmamış ama yine de işimize yarayacak. Bakalım. Bakıyorum, 2 tane karbon içeriyor. Demek ki burada C2 olmalı. 3 çarpı 2, 6 hidrojen içeriyor. Demek ki burada H6 olmalı. Şimdi oksijen meselesine bakalım. İçeriğinde oksijen var mı yok mu onu bulmak için. 2 çarpı 2, 4 oksijen burada var. 3 oksijen de burada var. Demek ki toplamda ürünlerde 7 tane oksijen var. Peki şuraya bakıyorum. 3 çarpı 2, 6 oksijen burada. O halde burada da bir oksijen olmalı ki toplam 7 olsun. Yani C2H6 O'ymuş bileşiğimizin formülü. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Bunu anlamak için reaksiyona bakmak lazım. Eğer reaksiyona girenlerden en azından birisi bitmişse, yani tükenmişse, bu tam verimdir. Ve zaten X maddesi tamamen bitmişti. O halde tam verimli reaksiyon. T anında kapta 1,6 mol madde bulunmaktadır. T anı reaksiyonun bittiği an. Yani şu an. T anı. Şurada görmeniz için sileyim. Şu bizim T anımız. T anında ne kadar madde var? H2O var. 0,9 mol. Yeşille işaretliyorum. Kapta CO2 var. 0,6 mol. 1,5 yaptı. O2 var.
0,1 mol. Topladım 1,6 mol madde var. X'in yapısında sadece karbon ve hidrojen mi var yoksa oksijen olduğunu ispatladık mı? İspatladık. O halde bu ifade yanlış. 0,9 mol O2 gazı harcanmıştır. Bunu zaten en başta bulmuştuk. Yani O2 miktarı 1 moldü. 1 molden 0,1 mole düşmüştü. Yani doğru. Kaptaki molekül sayısı zamanla artmıştır. Bunun için tepkime denkleminin katsayılarına bakmak yeterlidir. Yani şöyle. 1, 3, 4 molekül harcarsam 2, 3, 5 molekül oluşur. Yani zamanla ne oldu molekül sayısı? Molekül sayısı zamanla artıyor. Yani bu oranda artıyor. O halde artmıştır ifadesi doğru. Cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki tepkimeye göre kütlece %50 saflıktaki CuO örneğinin yeterince H2 ile tepkimesi sonucu 12,8 gram CuO elde ediyormuşuz. Buna göre başlangıçtaki CuO örneği kaç gramdır diye soruluyor. Önce net bilgiye bakalım. Şu net bilgi. Yani net bilgi her zaman reaksiyonda oluşan ve harcanan madde miktarı. 12,8 gram. 12,8 bölü Cu64'tü. M bölü Ma yaptım. 0,2 mol Cu oluştuğunu ispatlamış olduk. Peki, katsayılara bakacak olursak, bundan 0,2 mol oluşursa katsayısı 1, Cu10 da katsayısı 1. O halde 1'e 1 olduğuna göre 0,2 mol Cu10 harcamışım. O halde diyebilirim ki harcanan Cu10 miktarı 0,2 moldür. Peki kaç gram yapar? Cu10'un birim kütlesini hesaplayalım. Cu64, oksijen 16, toplarsam 80. 1 molü 80 gram. Peki 0,2 molü kaç gram yapar? 0,2 çarpı 80'den dolayı 16 gram Cu10 harcamışım. Peki 16 gramını harcamışım ve bu harcadığım Cu10 için %50 saflıkta olduğunu söylüyor. Yani demek ki bu %50'sine denk geliyor. Yani saf olan kısmı reaksiyona girebiliyor. O zaman %50'si 16 gram ise bu CuO örneğinin tamamı yani %100'ü yani saf olan kısmı %50'siydi ona 16 grama denk geliyordu. %100'ü ise 32 gram olur. O halde cevabımız B seçeneği olur. CXHC bileşiğinin oksijen ile tamamen yakılması sonucu toplam molekül sayısı değişmiyor. Burası önemli. Buna göre X ve Y değerleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi toplam molekül sayısının değişmediği örnekler verelim. Mesela H2 ile CL2 reaksiyona soksam 2 HCl açığa çıkar. Bir molekül, bir molekül, iki molekül oluştu. Yani iki molekül harcadım. Toplamda iki molekül elde ettim. Molekül sayısı değişmedi. Yani bu tarz bir kurgu olması lazım. Peki CXHC demiş ama X ve Y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şıkları kullanacağız. Hangisi olamaz diyor. Peki X yerine 3, Y yerine 4 yazarsak formülümüz C3H4 olur. C3H4'ü oksijenle reaksiyona sokarsak 3 karbondioksit 2 H2O açığa çıkar. E bu da 2 oksijen, 6 da burası 8 oksijen. Demek ki burası 4 olmalı. 1, 4 daha 5 molekül girdi. Üstüne yazayım. Birazdan altta da zaten işlem alanı kullanacağız. 5 molekül reaksiyona girdi. 3, 2, 5 molekül çıktı. O zaman bu olabilir. Çünkü molekül sayısı korundu. Peki alttakine bakalım. X yerine 2, Y yerine 4 yazsaydım C2H4 olurdu. O2 ile reaksiyonu sokarsam 2 karbondan 2 karbondioksit, 4 hidrojenden 2 H2O açığa çıktı. 4 oksijen, 2 de burası 6 oksijen. 6 olması için burası 3. 1, 3 daha 4, 2, 2 daha 4 yani korundu. Olabilirmiş. Peki şimdi C seçeneğine bakalım. C2H6 olsaydı. Oksijenle reaksiyonu sokuyorum. 2 karbondan 2 karbondioksit, 6 hidrojenden 3 H2O açığa çıktı. E peki 4 oksijen burada var. 3 de burası 7. Burası ise 7 bölü 2 olmalı. Çarpı 2 7 oksijen olsun diye. Peki 1 molekül 7 bölü 2 molekül yani 3,5 molekül toplamda 4,5 molekül. Burası ise 2, 3, 5 molekül. Yani molekül sayısı korundu mu? Hayır, molekül sayısı korunmadı. O halde bu olamazmış. D ve E seçenekleri de benzer şekilde denenebilir. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Denkleme göre kütlece %80 saflıktaki 10 gram MgO. Şimdi bu ne demek? Önce onu açalım. Yani aslında 10 gram MgO örneği var. Yani manyezyum oksit var elimizde. Ama aslında biz bunu bir şekilde başka bileşenler de içine karışmış. Yani tamam MgO değil.
Bu 10 gramın sadece %80'i MgO. O halde bizi de o ilgilendirir. Yani onun %80'ini alırsam elimde reaksiyonda kullanabileceğim 8 gram MgO bileşiğim var. Birincisi bu. Yani biz bunu kullanacağız. Artık bunu kullanmamızın bir anlamı yok. Bu örnek aşırı miktardaki sülfürik asite tepkimeye sokuluyor. Yani diyor ki ben hiç MgO bırakmayacağım ortamda. Sülfürik asitle tamamını reaksiyona sokacağım. Aşırı miktarın anlamı bu. O zaman MgO'nun hepsini reaksiyona sokuyoruz. Peki MgO için bakalım şimdi. MgO'nun birim kütlesi ne kadar? Manyezyum 24, oksijen 16, yani mol ağırlığı 40. Peki 8 gramı kaç mol yapar? N eşittir M bölü MA yapıyorum. 8 bölü 40, 0,2 mol. 0,2 mol MgO. Bunun tamamını reaksiyona sokacaktım. O halde bundan 0,2 mol harcarsam katsayısı 1. E sonuçta da yine katsayısı 1 olan MgSO4 elde ediyorum. Yani ondan da 0,2 mol elde ederim. O halde biz bu reaksiyon sonucunda 0,2 mol MgSO4 elde ettik. Birebir reaksiyona girdiği için. 1 MgO, 1 MgSO4. 0,2 MgO harcarsam 0,2 MgSO4 elde ederim. MgSO4'un mol kütlesi kaç hocam? Manyezyum 24. Kükürt 32. Oksijen 64. Toplarsak kaç yapıyor? Şöyle işlemimizi yapalım. 64, 96 yani 120. Demek ki 1 molü 120 gram. O halde 0,2 çarpı 120'den biz 24 gram MgSO4 elde edebiliyoruz. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Muhakkak bilmemiz gereken bir soru tarzı. 1 mol N2, 3 mol H2 gazlarının denklemine göre laboratuvar ortamında gerçekleşen tepkimesi sonucu 1,9 mol NH3 elde ediyor. Şimdi laboratuvar ortamı gibi ortamlarda her zaman beklentimiz birebir karşılanması. Yani bizim reaksiyondan normalde teorik olarak elde etmemiz gereken miktardan farklı miktarlar elde ederiz. Böylelikle yüzde verim hesaplama işlemlerine döneriz. Yani biz teorik olarak ne elde etmeliydik? Gerçekten elde ettik ki yüzde verim formülü aşağıda verilmiş. Bu tepkimenin yüzde verim kaçtır diye soruyor. Önce biz teorik olarak hesaplayalım. Yani teorik olarak ne elde ederdik? N2 artı 3H2 ok 2NH3. Elimizde bundan 1 mol var. H2'den ise 3 mol var. Nasıl kullanacağım hocam? Şundan bir katı, bundan da bir katı. Yani demek ki artansız olacak. 3'e 1 zaten veya 1'e 3 reaksiyona giriyor. Sonuçta da katsayısı 1, katsayısı 2, 1 mol harcarsam 2 mol elde ediyorum. O zaman teorik olarak 2 mol NH3 elde etmeliydim. Yani birincisi bu, teorik olarak. Peki biz gerçekten elde etmişiz laboratuvarda 1,9 mol. O halde formülü kullanarak yüzde verim hesaplayabiliriz. Yüzde verim gerçek verimimiz yani gerçek laboratuvarda gerçekleşen 1,9 mol. Teorik olarak hesaplamayla bulduğum değer 2 olmalıydı. O halde çarpı 100. Buradan işlemi yapacak olursak %95 bir verim bulacağız. Yani işlemin sonucu bu. O halde bizim yüzde verimimiz 95 yani cevabımız B. CH8 ve CH4 bileşiklerinden oluşan bir karışım. 1,5 molünü tamamen yakmak için 5,1 mol O2 gazı harcıyormuşum. Buna göre karışımdaki CH8 ve CH4 bileşiklerinin mol sayıları bana sorulmuş. Bir karışımı yakıyorsam ve karışımdaki tüm maddeler yanıcıysa ki bunlar hidrokarbon. CH8 de CH4 de oksijenle yanar ve CO2 ve H2O çıkartır. Karışımdaki her iki madde de yanıcıysa bunların yanma tepkimelerini ayrı ayrı yazacaksınız. Birleştirip yanma tepkimesini yazmak diye bir şey sana hata yaptıracak. O zaman ayrı ayrı yazalım. Yani şu. C3H8 oksijenle yakıyorum. 3 karbondan 3 CO2, 8 hidrojenden 4 H2O, 4 oksijen 3 çarpı 2 6 da orada 10 oksijen demek ki burası 5. Katsayılarını bulmuş oldum. Aynı şeyi CH4 için yapıyorum. Artı O2, 1 karbondan 1 karbondioksit, 4 hidrojenden 2 H2O, burada 2 oksijen, burada 2 oksijen, 4 oksijen, şurası 2. Yani katsayıları bulmak birinci iş. Bunu yaptık. Peki, biz bu işlemi yaparken başlangıçta tamamen yandığını söylediği için 1,5 mol olduğunu biliyoruz maddelerin. Ama hangisi kaç mol bilmiyorum. CH8 X mol, CH4 ise Y mol olsun. Yani karışımın bileşenlerine X mol, Y mol diye ayrı ayrı değerler vermeyi bileceğiz. O halde ben bunların toplamı X artı Y'nin kaç olduğunu biliyorum. Soruda söylemiş 1,5 mol. Notumu aldım. Peki aynı şekilde şunu da biliyorum. Açığa çıkan
Yanma esnasında kullandığım O2'yi biliyorum. Ne kadar? 5,1 mol O2. O halde şunu diyebilirim. 1 mole 5 mol O2 ise 5 katı. X molünü yakmak için 5x mol O2 harcarım. 1 molüne 2 mol O2 harcıyorsam Y molünü yakmak için 2Y mol O2 harcarım. Ve bu O2'lerin toplam mol sayısı 5,1'miş. Soruda verilmiş. O halde 5x artı 2y eşittir 5,1 diyebilirim. Şimdi iki bilinmeyen denklem oluşturduk ve bunu çözeceğiz. Bunu çözmek için x'ler ya da y'lerin birisini eşitleyip negatifle genişleteceğiz. Yani şunu komple eksi 2 ile genişletelim. Böylelikle y'leri götürebilirim eksi 2'ye. Tekrardan yazayım senin için. Burası ne oldu? Eksi 2x eksi 2y eşittir. Eksi 2 ile genişletirsem 1,5 eksi 3. Şimdi şunu şuraya yazdık. Alttaki denklemi taşıyalım. 5x artı 2y eşittir 5,1. Alt alta toplarsam y'ler birbirini götürdü. X'ler 5x'ten 2x çıkarttım. 3x 5,1'den 3'ü çıkarttım. 2,1. Demek ki x'in mol sayısı 0,7 molmuş. Peki ikisinin toplamının 1,5 olduğunu biliyorsam x 0,7 mol ise toplam 1,5'tu. X artı y eşittir 1,5'tu. X yerine 0,7 yazarsak demek ki y de 0,8 olmalı. O halde 0,7'ye 0,8, x C3H8, y de CH4'tü. Cevabımız D seçeneği olacak. Denklemine göre kütlece 125 saflıktaki 100 gram kalsiyum karbonat. Bu şu anlama geliyor. Elinizde 100 gram kalsiyum karbonat örneği var. Ama bunun içerisinde yabancı başka maddeler de karışmış. Demek ki 100 gramın tamamı saf kalsiyum karbonat değil. Bize reaksiyonlarda bunun saf kısmı lazım. Çünkü CaCO3 reaksiyona giren. O zaman 100'ün sadece %25'i kalsiyum karbonatmış. Yani 100 gramın 25'i, %25'i. O halde demek ki 25 gram saf kalsiyum karbonat olduğunu anladık. Bu saf kalsiyum karbonatın kaç mol olduğunu bulabilir miyiz hocam? Buluruz. CaCO3 mol kütlesi, Ca40, karbon 12, oksijen 16. Yani hesaplarsak 100 oluyor. 1 molü 100 gram. O halde 25 gramı kaç mol? 100 bölü 25 bölü 100. N eşittir M bölü MA yaptık. 0,25 mol kalsiyum karbonat olduğunu bulduk. Peki yeterli miktar HCl ile reaksiyona girdiğine göre hepsi reaksiyona giriyor. O halde CaCO3 0,25 mol reaksiyona tamamen girdi. Katsayısı 1. Bize oluşan CO2'yi soruyor. Onun da katsayısı 1. Yani tepkime denk. O zaman 0,25 molden ben 0,25 mol CO2 elde edebilirim. Birebir oldukları için. O halde 0,25 mol CO2 kaç gramdır diye sorulmuş. CO2 için birim kütle hesaplayacak olursak 44 bulacağız. Yani 1 molü 44 gram. O halde 0,25 çarpı 44'ten 11 gram olarak CO2'yi bulacağız. Oluşan CO2 11 grammış. O halde cevabımız D seçeneği olacak. X maddesinin yakılması tepkimesine ait mol zaman grafiği verilmiş. X maddesinin formülü hangisidir diye soruluyor. Önce denklemi oluşturalım. X harcanan madde. 0,2 vardı hiç kalmadı. Demek ki 0,2 mol X harcadım. Artı O2 de harcanan madde. Ne kadar kalmış O2'den? 0,2. Ne kadar vardı? 1. 1'den 0,2'ye 0,8 mol O2 harcamış. Peki ne kadar CO2 oluşmuş hocam? Oluşan CO2'leri şöyle maviyle gösterelim. 0,6 mol oluşmuş. 0,6 CO2. Ne kadar H2O oluşmuş? 0,4 mol. Şimdi bunların katsayılarını tam sayılara çevirelim. Yani tamamı 0,2 ile sadeleşir. 0,2 ile sadeleştirirsem 1. 0,2 ile sadeleştirirsem 4. 0,2'ye bölersem 3. 0,2'ye bölersem 2. O halde şimdi biz bileşiğimizin formülünü bulabiliriz. Çünkü bileşik formülleri için o bileşiğin 1 molüne ihtiyacımız vardı. Artık 1 molüne takılabiliriz. Peki ürünlere bakıyorum. Ürünlerde 3 karbon görüyorum. Demek ki o 3 karbon burada olmalı. C3. Yine ürünlere bakınca 2 çarpı 2 4 hidrojen görüyorum. O da burada olmalı. H4. Peki yine ürünlere bakarak oksijen sayıları hakkında fikir sahibi olabiliriz. Yani şu. Buraya bakıyorum 3 çarpı 2 6 oksijen buradan geliyor. 2 çarpı 1 2 oksijen de buradan geliyor. Demek ki toplamda 8 oksijenimiz var. Şuraya bakıyorum 4 çarpı 2 8 oksijen. Demek ki C3H4'ün yapısında hiç oksijen yok. O halde bizim bileşiğimizin formülü C3H4 yani A seçeneği olacak.
XClO3 örneğinin saflık yüzdesi ve ısıtıldığında denklemde oluşan O2'nin normal koşullardaki hacmi bilinmektedir. Peki, şimdi neleri bildiğimize dair sayısal değerler verelim. Böylelikle soruyu çözümlemek kolaylaşacak. Yoksa her şey havada kalıyor. Hangileri hesaplanabilir? Mesela diyelim ki %20 saflıkta olsun. Bu kadar. Beklesin. Peki, ısıtıldığında oluşan O2'nin normal koşullardaki hacmini biliyorum. Mesela diyelim ki ısıtıldığında 4,48 litre O2 olsun. Normal koşullarda 4,48 litre kaç mol? 4,48 bölü 22,4. Yani 0,2 mol. Yani ben normal koşullardaki hacmini bildiğim için O2'nin molünü bilebiliyorum. Yani O2'nin kaç mol olduğunu bilebilirim. O2 diyelim ki 0,2 molmuş. Peki O2'nin kütlesini hesaplayabilir miyim? Oluşan O2'nin kütlesi diye bir seçenek var. Hesaplarım çünkü oksijen 16 olduğunu biliyorum. Oksijen 16 ise 0,2 mol O2 demiştik. O2 32'dir birim kütlesi. 0,2 çarpı 32 yaparım ve 6,4 gram O2 olduğunu öğrenirim. Yani O2'nin kütlesini hesaplayabiliyorum. Peki başka ne yapabilirim? 1,5 mole 1 mol ise 0,2 mole kaç mol diyerek XCl'nin molünü bulabilirim. XClO3'ün molünü bilebilirim. Yani bunların molünü biliyorum ama bunların kütlesini hesaplayamam. Neden? Çünkü bilinmeyen bir X atomu var. Onun kütlesini bilmiyorum. Mol kütlesini bilmiyorum. Dolayısıyla X'in atom kütlesini hesaplayamadım. XClO3 örneğinin kütlesini de hesaplayamadım. Sadece mollerine ulaşabildim. Çünkü X bilinmeyeninden dolayı X atomunun kütlesi belli değil. O halde hesaplanabilir olan yalnız 2 yani B seçeneğidir. C2H6 ve CS2 gazlarından oluşan bir karışım. Bu ikisi bir karışım. Tamamen yanması sonucu açığa çıkan CO2 ve SO2 gazlarının normal koşullardaki hacimleri birbirine eşitmiş. Peki önce bir yanma tepkimlerini bir yazalım, daha rahat göreceğiz. C2H6'yı yaksam oksijenle, 2 karbondan dolayı 2 karbondioksit, 6 hidrojenden dolayı 3 H2O çıkıyor. Yani harcanan oksijenle ilgili bilgi alabilirim. Şurası 4 oksijen, şurası da 3, 7. Burası da 7 bölü 2. Aynı şeyi CS2 için yazıyorum. Artı O2. Yakınca CO2 ve SO2 elde ediyorum. Zaten SO2 elde edildiğini burada da söylemişiz. SO2. Peki bir karbon bir CO2. İki tane SO olduğu için şurası 2 olacak. Katsayısı 2. İki tane SO2. Peki verilen bilgi şu. Bunlar tamamen yanınca. Bu arada oksijeni denkleştirmeyi unuttuk. Onu da yapalım. Burada 2 oksijen var. 2 çarpı 2 4 oksijen. Yani 6 oksijen. Demek ki şurası da 3 olacak. Şimdi verilen bilgi de CO2 ve SO2'nin hacimlerinin, normal koşullardaki hacimlerinin eşit olduğunu söylüyor. Ama toplam CO2 ve SO2 miktarı. Peki ben şimdi bilmiyorum şu X mol olsa, şu da Y mol olsa. Bu X mol ise, bu da Y mol ise. İlk denklemden X molünden 2X mol CO2 elde ederim. İkinci denklemden Y molden 1'e 1 olduğu için Y mol CO2 elde ederim. Ve aynı şekilde 1'e 2 olduğu için 2Y mol SO2 elde ederim. Ve verilen bilgi şuydu. Oluşan CO2'lerin toplam molü. Oluşan CO2'lerin toplam molü buradan 2x, buradan y. Yani 2x artı y. Oluşan SO2'nin toplam molü ise sadece ikinci denklemde oluşuyor 2y. Ve bunlar birbirine eşitmiş. Yani o halde 2x artı y eşittir 2y diyebilirim. Şurada oluşan CO2 ve SO2'nin normal koşullardaki hacimleri eşittir diyor. Demek ki molleri de eşit. O halde şu denklemi oluşturabilirim. 2x eşittir y'yi diğer taraf alırsam y. Demek ki x n gibi bir mol ise y ise 2n gibi bir mol olmalı. Yani y x'in 2 katı. N mole 2n mol. Şimdi biz neler bilebiliriz buradan yola çıkarak? Başlangıçtaki karışımdaki C2H6'nın mol sayısı CS2'nin mol sayısının yarısı kadardır. Yani x'e ne demiştik biz? X'e n mol demiştik. Y'ye ne demiştik? 2n mol. O zaman C2H6'nın molü CS2'nin molünün yarısı n'e 2n. Yani buna ulaştık. Oluşan CO2 ile H2O'nun mol sayıları eşittir. Oluşan CO2 ile H2O'nun. Oluşan CO2 deyince 2x artı y. Yani şuraya toparlayayım. 2x demişiz. Yani x yerine n yazdığımıza göre 2n mol oradan geldi. Sonra y demiştik. Y yerine 2n yazdığımıza göre 2n de oradan geldi. 4n mol CO2 oluşuyor toplamda. Peki H2O'nun mol sayısı ne kadar hocam? Şunu da tamamlayalım. X mole yani 1 mole 3 mol. X mole 3x mol. Yani H2O şu.
Şuraya x'li cinsten yazacağım bu sefer. Şuradan 3x mol. Aynı şekilde aşağıda var mı? Yok. O zaman 3x mol. 3x mol olduğuna göre x yerine n yazacağıma göre 3n mol. Oluşan CO2 ile H2O'nun mol sayıları eşit mi? Biri 4n, biri 3n. Dolayısıyla eşit değil. C2H6'nın yanması için bir renk değiştirelim. Daha rahat göreceğiz. Yanması için harcanan O2. Yani ne kadar? Onu bulabilirim. Biz buna n mol dediğimize göre harcanan O2 1'e 3,5. Yani 3,5 n olacak. Biri diğerinin 3,5 katı. Yani 3,5 n mol O2 harcıyorum. Peki CS2'nin yanması için harcanandan fazladır. CS2'nin yanması için ise 1'e 3. Yani 2n olduğu için bu 6n mol olacak. Hayır, fazla değildir. Bu 3,5n, bu 6n. Dolayısıyla daha azdır. O halde doğru cevabımız yalnız 1, yani A seçeneği olacak. MgCO3 ve CaCO3 katılarından oluşan 242 gramlık karışım, yani bunun toplamı 242 gram. Ağzı açık kapta yeterince ısıtıldığında. Tepkimelerine göre tamamen ayrışıyor, tamamen ayrışıyor. Demek ki biz bu katıların hepsini harcayacağız. Katı kütlesi %10 gram azaldığına göre. Şimdi katı kütlesindeki azalma ya da artmayı görüyorsam, bu katıydı, bu katı, bu gaz, o gaz uçup gidecek ve katı kütlesi azalmış olacak. Katıydı, katı, biraz gaza dönüşmüş, o uçup gidecek, katı kütlesinin azalma olacak. Yani katı kütlesindeki azalma açığa çıkan gazın kütlesine eşittir. O zaman katı kütlesindeki azalma açığa çıkan gazın, yani karbondioksitin kütlesine eşit. Karbondioksitin kütlesi 110 grammış diyebiliriz. Yani molünü de bulacak olursak N eşittir M bölü MA'dan. Kütlesi 110. Karbondioksitin mol ağırlığı 44. Yani şuraya 44 yazacak olursak bunu da buradan bulma şansına sahibim. Ne geliyor oradan? 110 bölü 44, yani 2,5 mol. Tamam. Bu beklesin. Peki şimdi başka bir bilgi de şu. Biz birisine x mol desek, yani MgCO3'ün miktarına x mol desek, CaCO3'e de y mol diyelim ve bunları harcamışız. Bunları harcarken ne oluşturmuşuz? 1'e 1. Yani 1 mole 1 mol ise x mole x mol CO2. Peki ikincisinde ise 1 mole 1 mol, demek ki y mole y mol CO2 oluşturmuşuz. Demek ki CO2'lerin toplam molü, yani x artı y, CO2 molüne eşit, yani 2,5. İlk denklem bu. Ayrıca bir bilgi daha vardı, kullanmadık. Toplam başlangıç kütlesi 242, yani katıların kütlesi. Peki katılara kaç mol demiştik? X mol. X mol MgCO3. MgCO3'ün birim kütlesi 84. O halde X mol ne kadardır hocam? 84 x gram. Peki aynı şeyi CaCO3 için yapalım. Y mol CaCO3 alttaki denklemde. Peki CaCO3'ün mol kütlesi kaç hocam? 100. O halde Y çarpı 100'den, o da 100 y gram. Peki bu ikisinin toplam kütlesi ne kadarmış? 242. Şuraya yazalım. 84x artı 100y eşittir 242 eşitmiş. Şimdi bunları çözümlersek x ve y'ye ulaşacağız. Zaten bize karışımın molce yüzde kaçı MgCO3 diyor. Yani x ve y'ye ulaşmamız bizim için yeterli. Peki bunu yapabilmek için x ya da y'lerden birisini götürmem lazım. Yani eşitlik sağlamam lazım. Peki yukarıdakini 100 ile çarpalım. İşimiz daha kolay olacak. Yani eksi 100 ile çarpıyorum. Eksi 100 ile çarpıp aşağıya taşıyacağım. Yani eksi 100x eksi 100y eşittir. 100 ile çarparsam 25, 250. Peki y'ler birbirini götürecek. O halde şunları alt alta toplayacak olursam 100x'ten 84x'i çıkartıyorum. Eksi 16x eşittir. Bu arada eksi 100'de genişlettiğim için şurası da eksi 250. Eksi 250 ve 242 topluyorum. Yani eksi 8. Eksiler birbirini götürecek. X eşittir buradan 0,5 mol. Peki x'in 0,5 mol olduğunu bulduk. Peki x artı y kaça eşittir hocam? X artı y 2,5'a eşit. En başta bulmuştuk. X artı y 2,5 olduğuna göre toplam mol 2,5. Bize zaten şunu soruyor. Biz buna x, buna y demiştik. Karışımın molce yüzde kaçı MgCO3 diyor. O zaman 2,5 molün 0,5 molü MgCO3 ise yüzde kaçı MgCO3'tür molce? 2,5'ta 0,5, 5'te 1, yani %20. O halde cevabımız E seçeneği olacak.